Yaramı sarsınlar, zevikler ile 40 yıl dağda gezdim, geyikler ile dost senin derdinden, ben yana yana, haydar haydar haydar, ben yana yana, haydar haydar haydar, ben yana yana, Ali 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 Ali, ben yana yana. Bozuk düzende sağlam çark olmaz diyen bir sultanlar olarak, devrimciler olarak, kadınlar olarak, tüm ötekiler olarak bu bozuk düzeni değiştirmek bizim ellerimizde. Biz gücümüzün farkındayız. Bize karşı yaratılan tutuklamalar, zindanlar vız gelir diyoruz. Kışanağın kadınlara gönderdiği mektup şöyle başlıyor yoldaşlar. Sevgili kadınlar, sizlerle birlikte çalışmayı, mücadele etmeyi özlediğimi belirterek başlamak istiyorum. Duygu ve düşünce olarak hiç kopmasak da sizlerle sohbet etmeyi, tartışmayı, dertleşmeyi ve sokakta, mitinglerde, pratik mücadelede yan yana olmayı özledik. Her birini ayrı ayrı hasretle kucaklıyor, selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Buradaki tüm kadınların siyasi tutsaklarında sizlere kucak dolusu selam ve sevgileri var. Yoldaşlar, Ahmet'ten Ankara'ya, Ankara'dan tüm ülkeye barış, özgürlük ve demokrasi köprüsü kurmak için Ankara Büyükşehir Belediye eş başkanlığına aday olan 7,5 yıldır faşizm zindanlarında tutsak tutulan Ankara Büyükşehir Belediye eş başkanımız Gülten Kışanağı, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş ve tüm devrimci tutsakları selamlıyorum. Dostlar, yoldaşlar, değerli halklar, faşizmin saldırıları karşısında bir arada duruşumuzun her geçtiğimiz gün daha büyük bir ihtiyaç ve zorunluluk haline geldiği bugün de özellikle bu belediye seçiminde DEM Parti saflarında birleşik mücadelemizin önemini bir kez daha görüyoruz. Kayyumcu, rantçı, işçi düşmanı, kadın düşmanı AKP-MHP faşist ittifakının ülkede büyük bir yıkım ve geleceksiz inşa ettiği ülkenin her yerinde bugün Mamak'ta bizler DEM Parti ile birlikte kentimizi kendimiz yönetmek için bir yola çıktık. AKP-MHP faşist ittifakı ve bunun karşısında iliştirilmiş sözde muhalefet, özde mülteci düşmanı, ırkçı CHP denklemine sıkışmış değiliz. Burası Mamak, Mamak'tayız. Emekçilerin, işçilerin, ötekileştirilen halkımızın yaşadığı bir semtteyiz. Kürtlerin, Alevilerin, farklı grupların yaşadığı bir semtteyiz. Sevgili Mamaklılar, sizlere bir sol seçenek, sizlere bir sosyal demokrat seçenek, sizlere bir sosyalist seçenek, sizlere bir devrimci seçenek sunuyoruz. Bu seçenek etrafında kenetlenmeye var mısınız? Sizler birbirini taklit eden bu sağ, dönem dönem de faşist politikalar izleyen bu sağ siyasete mecbur musunuz? Birbirini taklit eden bu düzen partilerine mecbur musunuz? Elbette değilsiniz. Değerli arkadaşlar, bakın yıllardır düzen partilerinin izlediği politikalar birbirinin taklidi niteliğinde, birbirinin tekrarı niteliğinde. İşte tam da burada Ankara'da dem vakti sevgili arkadaşlar. Şimdi de seçimden sonra da göstereceğiz. Çünkü biz bir tek seçim odaklı bir parti değiliz. Dem Parti, bizlerin de ana bileşeni olduğu Dem Parti, aynı zamanda seçimden sonra faşizmi yerle bir etmek için hep beraber omuz omuza çalışmasını sürdürecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hatay bölgesi özelinde, Antakya özelinde, bütün 11 ilde son yaşanan
ve iktidar tarafından katliama dönüştürülen depremden söz etmek istiyorum. 6 Şubat'ta yine oradaydım. Geçen Nevroz'da da anlatmıştım. Yaşadıklarımı birebir anlatmama gerek yok. Şu anda hiçbir yara sarılmadı. Hala dağ tarafında, hala enkazlar altında insanların kemiklerine artık ulaşılıyor. Bize ölümü, bize zulümü, bize işkenceyi reva gören bir iktidar var. Ama bunun yanında iktidarın durumunu rant çetelerinden saraylarında yaşıyorlar. Rant çetelerinden aldıkları karlarla yaşamlarını daha refah bir hale getiriyorlar. Şin, şiyan, azadi. Şin, şiyan, azadi. Gülten, ışınak,